Oğlum senden bekliyorum. Tamam. Kendimize bakma. Biz tamam. Ben burada Sağlık önemli ilk önce, sağlık. Evet. Benim çocuklarım hasta oldu, hastaneden bereket edemez kendim. Evvel iki gün çöp yüzüne sinir oldum, tansiyonum ciddi, hastanede yattım. Evet. Bize yazık değil mi? Bize acıması lazım. Evet. Sağlık önemli. Bu sen bize acıman lazım oğlum. Tabii. Bize yazık oluyor. Kapıdan kapa açamıyoruz. Hayır bu sinekler şey var. Üç köy. Bu var. Üç köy ortasında. Evet. Üç köy ortasında. Evet. Üç köyün insanı, affedersiniz bir şey söyleyeceğim yanlış olmasın, şu kadar bir kedi yavrusu yahut köpek yavrusu diyelim, bir kanala düşüyor da bütün seferber olunup o televizyonlarda bar bağırılıyor da kurtarılıyor. Kurtarılsın. Kurtarılıyor. Evet. Kurtarılsın. Bizim üç tane köyün insanının, affedersin, kedi köpek kadar da kıymeti yok mu? Evet. Çöp kokusundan öldürmeye. Evet. Yazık oluyor bize. Kapımızı bacamızı açamadı olduk. Hayır. Evet. Şimdi bak koku gelmiyor. Şundan gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Günlük ilaçlıyorlar koku gelmesin. Gelen oldu evet. Mu? Biz suçlu düşelim. Evet. Biz çöpü istemiyoruz. Benim bir evet. Tane engelli torunum var. Evet. Bak bugün buraya engelle gelemediler. Doktordalar. Yazık değil mi bize? 1,5 yaşında çocuğum benim. Yazık ya. Kapıyı açtı, kusuyor. Kustu. Kokudan. Evet. Kapıları açamıyoruz, camları açamıyoruz. Ben astım uğraşı. Bahçelerde çalışamıyoruz. Bahçelerde çalışamıyoruz. Bir seneden beri başladı. Bir sene oldu. Namaz abdest alamıyoruz. Melen suyunu al. Evet. Bir bulacak diye. Sen de kurmadın. Piknik yapamıyoruz. İskinin düzeltmesi lazım. Onu da biliyorum. Evet. İskinin düzeltmesi lazım. Evet. Bizim sağlığımız. Topu bir ona atıyorlar. Sana bir hediye veriyorum. Hiç yerine. Eyvallah. Sen bunu okuyacağım. Okuyacağım. Yardım edeceğim yavrum. Okuyacağım. Doktorumuz hediye etti size hocam. Doktorumuz size hediye etti ona. Size vereceğim dedi. Öyle mi? Bizimlerin aile hekimliği. Tamam. Bizim doktorumuz geliyor. Tamam sizin aile hekimi. Evet. Buna bak dedi ona vereceğim. Tamam. Allah size dua eder dedi. Size de iş yapar. Tamam. Yardımcı olur. Biz size güveniyoruz, size dayanıyoruz. Bu çöpü bizden kurtarırız. Tamam. Yeni başladıkları zaman iki kere üç kere yolu suladılar. Bu çöp gitmeden küngesinden öldürüyorlar bizi. Tamam yavrum. Evet. Bu yola gitmeden. Başkanım gerekirse meclise bile gelmeye razıyız yani. Ama biz sadece burada kalmasın bu iş yani. Biz bu işi bitireceğiz. Gerekirse... Buraya gelmeyle kalmasın. Televizyonlarda tamam. Kendimizi ölüme de dayayacağız yani. Evet. Evet. Arabaların altına atacağız kendimizi. Kedi. Kareleştirdik. Şuraya kalacağız. Bizim buraya hiç aynı bir yalap onlar. Kediler köpekler yayındalar. Çöpü istemiyoruz. İstemiyoruz. Kendimizi ölüme adadık yani. Çoluk çocuğumuz böyle oldu. Biz böyle olduk. Ben cezaçı olabilir miyim? Gidinler misiniz? Tabii. Ben geçen gün Düzce'de Öncü'yü seyrettim. Bizim başkanımız Mehmet Keleş çıktı dedi ki ben oraya 15 milyon masraf ettim. Son tesisat yaptırdım. Nerede mahkeme tesisat? Sonucunu etsin, bekliyorum. Sonra açılacak dedi. Gelsin ben belediye başkanımı tamam haklıdır ama o masrafı biz orada göremiyoruz. O bunlara buraya gelip gördüğü halde yaptım diyor yapmadığı bir şeyi. Bunu herkes kendi gözünden görsün. Köylü hakkı mı yalancı yoksa Mehmet Keleş mi yalancı?
yalancı. Kendileri versinler bunun kararını. Evet. Bir kadın arkadaşımız şunu söyledi. Bir kedi, bir köpek zor duruma düştüğü zaman insanlar seferber oluyorlar, onu kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii evet. Biz üç köyün sakinleri olarak burada çevrede verilen zarardan, kokudan, çocukların hastalıklarından baş edemiyoruz. Ama bizim bir kedi kadar değerimiz bile görünmüyor. Değerimiz bile biz bunların bu çöpün kaldırılmasını istiyoruz. Tabii. Melenin kirlenmemesini istiyoruz. İSKİ'nin üstüne düşen görevi yapmasını istiyoruz diye talepleri var. Bu talepler en doğal insan hakkı talebidir değerli arkadaşlar. En doğal insan hakkı talebidir. Uzun süredir köylü kadınların burada eylem yaptığını biliyordum. Bir milletvekili arkadaşımız Sayın Mahmut Tanal buraya geldi. Bir gece burada bunlarla kaldı. Ve sonunda bana geldi, dedi ki mutlaka gidelim oraya ve oradaki kadınları dinleyelim. Benim geliş nedenim de o. Buradan açıkça Sayın Kadir Topbaş'a bir çağrı yapıyorum. Eğer İstanbulluların 14 milyon 15 milyon İstanbul'unun temiz su içmesini istiyorsanız bu olaya doğrudan müdahale edin. Çünkü sizin görevinizde ve sizin yetkinizde. Doğrudan müdahale edin ve bu sorunu çözün. Bizim çocuklarımız... Bu insanların babaları burada, dedeleri burada, mezarları burada, çocukları burada, aileler burada, burada yaşıyorlar, burada geçiniyorlar. Bunları alıp başka bir yere götürmek veya burada bu insanları kokuya mahkum ettirmek, bu insanların sağlığıyla oynamak doğru değil. 21. yüzyılın Türkiye'sine de yakışmıyor. O nedenle ben geldim. Bunların dertlerine derman olmaya geldim ve bunun takipçisi olacağım ve sürdüreceğim bunu da. Ta ki bu rezaletten bu insanlar kurtulunca. Senden bekliyoruz oğlum. Bir de hocam çocuklarımız yüzüyor Melen'de. Evet. Yaz günü Ankara'dan geliyorlar, İstanbul'dan torunlar geliyor, yüzüyor Melenler'den. Köyümüzün çocukları. Oraya çöplük yapılıyor. Bizi çok merak ettim. Koskoca Düzce'de, yani buraya kadar, bu bizim köye kadar bu çöpü koyacak yer yok mu? Evet. Dinar başkanım, şuradaki borulardan sızan sular buraya geliyor. Bu çökten sızan sular. Evet, çöpün altından sızan suların toplandığı edilen havuzu bu. Evet. Havuz. İş makineleri üstüne geçiyorlar. Orada posası kalıyor. Su buraya sızıyor. Başkanım. Ya yağmurda şu görürken boru bu havuz suyu yükseldiğinde taşıp başlı dereye verilmesi için taliye borusu. Hangisi? Şu siyah olan. Beyaz varillerin önündeki alttaki o taliye yükseldiği zaman su dereye gitsin. Derede yukarıdan geliyor. İstanbul'a içme suyu olarak giden su şu Melen'de, şu hemen alt. Evet. Ve buradan su içen köpekler 8-10 saatte ölmüştü. Biz en son Sayın Tanallar'la geldiğimizde 10 tane falan köpek vardı. Öyleydi ama daha önce toplamışlardı. O gün ölenlerin sayısı o kadar. Başkanım, şuradan bir de bakarsanız bizim oturduğumuz evler burası. Ha, biliyorum evlere. Bu kadar yakın yani, bu kadar. Neresi? Sizin köyünüz. Dağın arkasında da var. Hemen şurada. Hemen şu üstte, 3 metre yukarıda da bir yerleşim yeri var. Köyün ortası. Bugün hava sebebiyle sinekler yok. Normal günlerde sinekten burada geçiyor. Muhtarım daha iyi bir konu ediyor. İlaçlama yaptılar. İlaçlama yaptılar. Şu anda varıyla ilaç yapıyor. Şimdi efendim ÇED raporu iptal edilmiş. Şu kapı mühürlü normalde. Çöp kamyonlarının buraya girişi yasak. Çöp depoli alanı, vahşi depolama alanı. Şurası hemen yukarı. Evet, çıkartma tesisi kurulmuş. Şuraya bir kanter koymuşlar. İki tane gördünüz mü başkanım? Yok arkadaşlar, böyle bir tesis olsa görürüz zaten. İşte yani. Burada böyle yok. Bir şey yok yani. Yok arkadaşlar. Yani. Hep beraber mi? Takip edeceğiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Burada yaşayan insanların can güvenliği için bunu takip edeceğiz. Sağ olun. Bunu meclise taşıma gibi düşüneceğiz var mı sayın genel başkanım? Meclise taşıma gibi düşüneceğiniz var mı? Elbette yani. Evet. Üç köyün vatandaşları, üç köyün kadınları bir araya gelmişler. Diyorlar ki bizi bu beladan kurtarın diyorlar. Evet. Bu bela sadece bize ait bir bela değil. Bu bela aynı zamanda İstanbulluları da ilgilendiriyor. Buradaki az önce gördüğünüz o bütün mikroplu sular bir şekliyle Melen'e ve oradan da İstanbul'a gidiyor. Yazın çok daha felaket bir kokunun olduğunu söylüyorlar. Evet. Çocukları su içtiği zaman kustuklarını ifade ediyorlar. Ve dolayısıyla dertleri var. Yani sonuçta bir siyasetçiyiz. Bu dertleri çözmek zorundayız. Yani bu insanlar durup durdukları yerde böyle bir faaliyetin içinde değiller. Rahatsızlar. Kendi köylerinde rahat yaşamak istiyorlar. Rahat oturmak istiyorlar. Evet, huzurlu. Böyle bir örnek var mı Türkiye'de? Diğer illerde böyle bir örnek var mı sizce? Böyle bir örneği ilk kez burada rastladım. Evet. Şimdi İSKİ yönetmeliğini değiştirip bunu meşrulaştırmak istiyorlar. Böyle bir haber de geldi. Asla bunu kabul etmiyoruz. Asla doğru bir şey değil bu.
Yani bu insanlara saygı duyuluyorsa bu insanların sorunlarının çözülmesi lazım. Yazık, günahtır. Bu insanlar yıllardır burada. Evet. Dedeleri burada, babaları burada, mezarları burada. Yıllardır burada yaşıyorlar, huzur içinde yaşıyorlar. Bunlar kime zarar verdiler? Evet. Tam tersine bu insanlara zarar verdiler. Bu insanların görevi, sahip çıkıyorlar. Bu insanların görevi burada çalışmak. Burada kimseyi yük olmuyorlar. Burada galiba insanlar bir şey söyleyebilir miyim? Suriyelilere verilen değer bize verilmiyor. Evet. Buyurun. Suriyeli yani Suriyelilere verilen değer bize verilmiyor. Biz çöplükte yaşamak istemiyoruz. Evet. İstemiyoruz. Bir biz kedi köpek kadar hasiyetimiz yok yani. Bir kedinin yani, kadar değerimiz yok. Namusla oturmak yaşamak suç mu? Peki Sayın Başkanım, bu nasıl, süreç nasıl devam eder sizce? Süreci biz takip edeceğiz. Avukat arkadaşlar takip ediyorlar. Sayın Başkanım, diyorlar ki biz şu kadar masraf yaptık. Buraya hiç masraf yapmadılar. Masraf mı önemli? Taş ocağının çukurlarını önünü kapattılar. Burayı getiriyor. Başka bir şey yok. Burayı kaldırsınlar. Bütün masraflarını biz onlara öteriz. Meraktan. Biz masraf yok. Masraf mı Allah aşkına? Biz sağlığımızı istiyoruz. Güzel. Merhaba. Öğren arasında geldim ve destek vereyim insanlara. Tabii. Yani buranın liderliğini, buranın kadınları anlatıyor. Hakikaten kadınların başlattığı güzel bir direniş var burada. Evet. Yani biraz onları dinlemenizi ben rica ediyorum. Kadınları dinledim. Aşağıda. Ayrıca onlara şu sözü de verdim. Eğer bu rezalet sona ermezse kadınları Ankara'ya davet edeceğim. Yani çok bir salı konuşmasını ben kadınlara vereceğim. Evet, yani kadınlar bizim derdimiz bunun olabildiğince duyurulması ki burada gerçekten olan şu anda gördüğünüz hiçbir şey. Evet. Bir koku vardı burada. Çok ciddi bir insanın öyle geldiğini diyorlar. Yakan bir felaket koku. Bir koku var mı? Biz yarım saatte fenalaştık ya. Şu an bir sürü annem alınmış hali görüyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Aferin, gülüyor vallahi. Bak bak oğlum bak. Süper. Bak amcaya bu ya. Genel başkanımızı besledi. Vallahi evet. Anneciğim bak bak. Anneciğim bak. Hadi Allah bağışlasın. Güler yüzlü. Tabii. Al bunu da çek. Ya da çevirsen. Ham vaziyete hiçbir şey aratılmadı. Hiçbir arıtma yok burada. Olduğu gibi veriliyor. Ve burada asıl problem şu genel başkanım. Yığılca bu vaziyette. Çilimli bu şekilde. Gölyaka bu şekilde. Kaynaşlı. Cuma yeri bu şekilde. Gümüşova bu şekilde. Kaynaşlı bu şekilde. Yani altı bu anlamda bunun ulusal anlamda sizin tarafınızdan dile getirilmesi gerektiğini söylüyorum. İstanbullu altı ilçeyle merkezdeki arıtma odasını fazla dışarı çıkarması gerekir yasal olarak. Onun belirli deşarj ediyor. Yani bu üzerinde bütün dağımlarında İstanbul'un suyu kirleniyor. Olay buydu. Efendim? Peki.